Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosuyla tekrar karşınızdayım. Ara verdik bayağı bir, yoğun iş temposundan dolayı video çekemiyorduk arkadaşlar. Bugün Mercedes VW209 kasanın multimedya montajını yapacağız arkadaşlar. Aracımız 2008 model V209 kavruyor arkadaşlar. Takacağımız ekran arkadaşlar. Şu şekilde OM bir ekran. Cihazımız yazmışlar zaten. Benz JLK 8 inç Android. Arkadaşlar cihazımız 4 GB RAM'li 128 GB ROM belleğe sahip. İçinde CarPlay var. Başka video oynatma, full araç konfigürasyonunu destekler. Zaten OEM arkadaşlar. Diğer çerçeveli teyplerden değil, direkt yerine uyan modellerden. Cihazımız bu şekilde. Bununla beraber arkadaşlar şu şekilde bağlantı kablosu geliyor. Power kablosu. Araca uyulması için CAN bus'ı. Geri vites kamerası için RCA kablosu. Arkadaşlar bu cihazda ek olarak cihaz genellikle Avrupa'da kullanıldığı için arkadaşlar bizim Türkiye'de sıkıntı oluyor ama Avrupa'da sıkıntı olmuyor. 4G sim kart takılabiliyor arkadaşlar. Hani Wi-Fi'den bağlanmak yerine cihaza kendisine sim kart takıp internetinizi o şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Navigasyon için GPS anteni. 4G için 4G anteni arkadaşlar. 2 tane USB'si. Bir adet de arkadaşlar radyo anten jack'ı. Biz bu temiz sökümümüz için gerekli olan malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Aracın içine geçelim. Montajına bakalım arkadaşlar. Bunun hatta size üstünü açalım. Videoyu çekerken de daha rahat olsun arkadaşlar. Arabanın anahtarları üzerinde mi? Değil. Üzerini açalım arkadaşlar. Aracın ayırma bölgesini açın diyor. Arkadaşlar bu kablolarda Mercedes'in kablolarında burada olan bir plastik var. Şöyle göstereyim size. Şu plastiği şu şekilde açmazsanız kendi açamıyorsunuz. Arkadaşlar bunlardan da güvenlik şeyiyle yapmışlar. Aracın bagajını kullandığınız zaman eğer o plastiği o şekilde çekmezseniz ya da ittirmezseniz bagajdaki ürünlerin içine düşebilir diye. Yaklaşık 40 saniye gibi bir sürede de arkadaşlar tentlesi full olarak kapanıyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafa gel abi, montajı başlayalım. İlk yapmamız gereken arkadaşlar şöyle vitesi geri alalım. Şuradaki parçayı sert çekerek arkadaşlar çıkarabilirsiniz. Şöyle öne doğru. Daha sonra şurada tırnakları var. Şurada göreceksiniz arkadaşlar. Gel abi sen böyle istersen. Şuradaki tırnaklardan kurtararak sigara küllüğünü söküyoruz arkadaşlar. Küllüğü kapatalım. Yerinden çıkarmaya gerek kalmasın. Daha sonra arkadaşlar şu paneli buradan sökeceğiz. Bunun altında vidası yok. Buna da şöyle aşağıdan yüklenip
kenarından aldığınız takdirde şu şekilde arkadaşlar panel de aşağıya düşüyor. Aynı şekilde üst taraftaki paneli de sökeceğiz. Aynen çıktı. Panel de çıktı arkadaşlar. Teybi altında 3 tane, üstünde 4 tane vidası var arkadaşlar. Şu tonla bir de değiştireyim ben geleyim arkadaşlar. Torna vidamızı değiştirdik arkadaşlar. Her yere düştü. Çok sağlam sıkmışız. Sıkmışlar diyeyim, sıkmışız demeyeyim. Bu plastikleri kırmasın diye arkadaşlar torklu bir cihaz. Düşük torku var. Tork ayarsız. O yüzden bununla elle gevşetmemiz lazım. Bunları elle cidden sert sıkılmış arkadaşlar. Makinenin sökmemesi gayet normal. Cüvidasını da buraya koyalım. Evet arkadaşlar. Cüvidanın bir tanesi. Tamam, biz bunları söktük. Şu an teybi çektiğimizde teyp boşa geldi arkadaşlar. Arkasından bu anten ve GPS soketlerini söküyoruz arkadaşlar. Ve power kablosunu alıyoruz. Arkadaşlar biz gördük ki bu araçta ses sistemi var. Yani bu araçta Harman Kardon var. Kapılarda gerçi yazmıyor ama bu araçta Harman Kardon ya da Bose ya da o tarz bir ses sistemi var. Şu gördüğünüz optik çıkışlar arkadaşlar. Amfinin optik çıkışları. Hani arkaya optik çıkışla gidiyor. Daha sonra amfiden tekrar kolonlara geliyor. Şimdi arkadaşlar bunun içinde bir aparat var. Mecburen o aparatı takmamız gerekecek. Aksi takdirde araçtan ses alamayız. Elimizde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Biz onu da montajını yaparken size gösterelim. Evet arkadaşlar. Ses sisteminin optik çıkışı normal çıkışa çeviren cihaz bu arkadaşlar. Bu aparatı takmadan bu araçtan hiçbir şekilde ses alınmaz. Bağlantısı da gayet kolaydır arkadaşlar. Ben size bunu da göstereceğim. Bağlantısı da kolaydır. Görüyorsunuz burada sarı kırmızı 3 tane kablo var. Aynı şekilde power kablosunda da sarı kırmızı 3 tane kablo var arkadaşlar. Şöyle sıyırıp kabloları, hani koparmıyorsunuz arkadaşlar, sıyırıyorsunuz. Kırmızıya kırmızıya.
güzelce sıkarak yapın arkadaşlar. Aksi takdirde hani ilerleyen zamanlarda sarsıntıdan gevşeyebilir. Ve güzelce izole edelim. Bu şekilde arkadaşlar. Güzelce de izole ettikten sonra sıkıntısız eki kullanabiliriz. Dikkat edin arkadaşlar. Kopmadan sıyırmaya bakın. Ondan sonra bir de ek yapmaya uğraşmayın. Ve şöyle bir şeye de dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Piyasada şu konsol diğer araçlarla da aynı şekilde görünüyor. Dışarıdan bakılırsa aynı şekilde görünüyor. V203'lerle falan aynı görünüyor. 205'ti galiba. Aynı görünüyor arkadaşlar. Ama yaklaşık bir 7-8 milim diğer teypler büyük arkadaşlar. Yuvasından büyük. O yüzden hani aldığınız takdirde hani uymama sorunu çok yüksek. O yüzden çerçevenin dış şeylerini çaplarını alttan ve üstten ölçerek o şekilde alın. Hani sorun yaşamayın. Biz tecrübe edindik arkadaşlar bunu. Daha önce bir araçta başımıza geldi. O yüzden sizin başınıza gelmesin. Sonra aldısı, verdisi, iadesi, şuyu, buyu boşu boşuna uğraşırsınız. Evet arkadaşlar. Son siyah kabloyu da bağladık. Bu modül olmazsa arkadaşlar ses sistemi olan bu tarz araçlardan ses alamazsınız başka türlü. Şimdi size bunun da bağlantısını göstereceğim. Şurada görüyorsunuz soket arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz bu soketi çıkıyor. Şu soket. İçinden şöyle bir parça çıktı. Şimdi şunda da arkadaşlar şöyle tırnağından kurtarırsanız şu parça da çıkıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunu şuraya tık diye takıyorsunuz. Klipslerini ters takamazsınız çünkü buna şeyi izin vermiyor. Soketin bağlantısı izin vermiyor. Şunu da arkadaşlar modülümüze takıyoruz. Bağlantısı bu kadar basit. Power kablomuzu bağlıyoruz arkadaşlar. Power kablomuz da bağlandı. Montajı bu şekilde arkadaşlar. 4G sim kart yuvası ve 4G antenini de torpidonun içine takacağız. GPS antenini de torpidonun içine takacağız. Siz isterseniz cama da taşıyabilirsiniz ama biz hani orijinalliği bozulmasın diye torpidonun altında bırakmayı tercih ediyoruz. USB kablolarını da arkadaşlar ön torpidoya alacağız onları da. Geri vites kamerasını şu şekilde panelin içinden gelip döşemenin altından arka bagaj kapağına kadar gideceğiz arkadaşlar. Arka bagaj kapağına gideceğiz. Bagaj kapağının altından şöyle göstereyim size.
bagaj kapağının altına şu yüzeye takmaya çalışacağız. Tabii biz bunu sökünce siz de göreceksiniz. Montajını yaparken buranın da videosunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup hani videoyu paylaşırsanız ve destek olursanız çok sevinirim. Ve abone olmayan arkadaşlar lütfen soru sormasınlar. Çünkü aşırı derecede soru cevap vermeye çalışıyorum. Emre'ye saygı duyuyorum arkadaşlar. Şimdi biz bunun montajını hani kablo, geri vites kamerasının kablosunu çekelim. GPS antenlerini bağlayalım. Ondan sonra tekrar cihazı yerine takarken videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geri vites kamerasını takacağız. Onun için bagajımızın altındaki şu keçeyi, koruma izolasyonunu çıkaracağız. Şunları göreceksiniz arkadaşlar. Bunların üstüne ayrı alıyorsunuz. Sonra zaten çekince şu şekilde iki parça olarak çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde iki parça olarak çıkıyor. Tekrar şöyle tuttuğumuzda bunları bu şekilde alacağız arkadaşlar. Yaklaşık kaç? 3, 6, 7, 8, 1 tane daha olması lazım bunlarda ya. 8 tane arkadaşlar. Şunları çıkaracağız. Şu şekilde, evet 9.sü de burada. Şu şekilde arkadaşlar. Önce üstünü açıyorsunuz. Sonra altından çekiyorsunuz. 9 tane klipsi var. Şunları çıkarmanız lazım arkadaşlar. Bunların ses tekniğini göstereyim. Bunlar aslında çok basit ama insanların bilmediği için çok uğraştığı bir şey. Şöyle bakacaksınız arkadaşlar. Şunun tırnağını şuradan attım. İleri gittiğinizde otomatikman çıkıyor. Bu da aynısı. Şöyle tırnağı yukarı doğru attırıp otomatikman çıkıyor arkadaşlar. Şurada iki tane plastik vidası var. Aynısı bu plastikte de var arkadaşlar. Şuradaki tırnağı attırıp çıkarıyorsunuz. Ben sivri bir bıçak alayım. Öyle çıkaralım arkadaşlar. Aynen şuraya taktırıp çektiğiniz takdirde bu hemen çıkacak. Çıkması gerekiyor. Hala bekliyoruz çıkacak diye. Bu tırnağı çektirip arkadaşlar bu şekilde çıkarıyorsunuz. Şu şekilde tekrar takılıyor yerine. Daha sonra da zaten şu şekilde çıkıyor. Şunlar ne diye sorarsınız arkadaşlar. Bunlar bu aracın antenleri. Radyo antenleri bunlar arkadaşlar. Radyo, GPS. Hani bu araçta galiba takip sistemi de var. Tam bilemeyeceğim ama bunlar radyo antenleri arkadaşlar. Şimdi şu kısmı arkadaşlar
arkasına bakıp buradan şurayı ya da burayı delip kameramızı buraya montajını yapacağız arkadaşlar. Uygun bir yer bulup montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, plakayı söktük çizilmesin diye. Pançımız var burada, kamera pançı. Şuraya arkadaşlar bir deneyelim. Arkadaşlar biraz yavaş yapmaya bakıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Plastik değil. Fiber. Aslında derinli ama uçlar gitti. Arkadaşlar gerçekten çok sağlam bir şey. Ya bunun arkasında metal vardı. Arkada metal var. Evet arkadaşlar, burayı biz büyük matkapla, punch değil de büyük matkapla deleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, plastik punch'ımız burayı delmedi arkadaşlar. Bunun arka yüzeyi metal olduğu için plastik punch'ı bunu delmedi arkadaşlar. Biz de ayarlı metal punch kullandık arkadaşlar. 22'ye kadar, bunun deli 22 olduğu için 22 ile burayı deldik. Hani bu araba değil, başka bir arabada karşılaşsanız bile aklınıza gelir arkadaşlar. Geri görüş kameramız orijinal tip arkadaşlar. Hani dip switch'li. Üzerinde kız notesi şeyleri var, ampulleri var. Yani gece görüşlü bir kamera. Taktırdıktan sonra yerine arkadaşlar bu şekilde açısını siz şeye göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde dışarıdan da herhangi bir kötü bir görüntü olmayacak arkadaşlar. Geri görüş kamerası da buradan taktık. Kablosunu arkadaşlar şuradan geçireceğiz. Şu şekilde buradan geçireceğiz. Bunun içerisinden kabloyu geçirerek arabanın içine gireceğiz arkadaşlar. Arabanın içinden alt döşemenin altından arkadaşlar ayak altından direkt konsolun içine, konsolun içine terminale çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi biz bu montaj kablosunu çekelim. Ondan sonra geri görüş kamerasını bitirdiğimiz için radyonun montajına geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar geri görüş kamerasının tesisatını çektik. Bir güzel sakladık. Şimdi teybin montajını. Bu arada torpidomuzda USB kablosu ve sim kart yuvasını da arkadaşlar torpidoya çektik. 4G antenimiz, GPS antenimiz, cihazın arkasında yukarı montajını yaptık. Şimdi cihazımızı montajını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hatırlarsınız bu modülü bağlamıştık arabada amfi olduğu için. Bunun ses çıkışlarını
teybimizin VCA'sından AUX'una bağlayacağız arkadaşlar. AUX girişine. AUX çıkışına. Modülün AUX inine cihazımızın AUX çıkışını bağlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz fazla kablo demet oldu ama ben tek tek hepsini anlatacağım size. Hepsini tek tek anlatacağım size arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Cihazımızın arkası arkadaşlar bunlar. Şu kapakları çıkaralım. Buraya 4G antenimizi, buraya GPS antenimizi takacağız. Buraya radyo antenimizi takacağız. Power kablomuzu. Bu RCA ses girişleri. Bu CAN bus ucu. Şu diğeri geri görüş kamerasının girişi. Şu ikisi de USB girişi arkadaşlar. Öncelikle biz bu çevirmeli olduğu için aşağıdan yukarı doğru önce 4G anteni takıyoruz arkadaşlar. Ülkemizde e-mail sıkıntısı olduğu için ülkemizde 4G'ye sim kart özelliğini kullanamıyorlar. Ama Avrupa'da öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Avrupa'da kullanabiliyorlar. Bu da GPRS kablosu arkadaşlar. Güzelce bu kabloyu da yerine bağladık. Daha sonra aşağıdan yukarı doğru bağlamaya devam edelim arkadaşlar. AUX kablolarımız. AUX diyorum. Özür dilerim. USB kablolarımız. Bunların yerini ters takamazsınız. Çünkü arkadaşlar yerleri şey olarak geliyor. Ters takamazsınız. Hani belli soketlerin pin uçları belli arkadaşlar. Ters takamazsınız. İkinci USB'mizi de taktık. CAN bus modülümüzün ucu arkadaşlar. Onu da yerine taktık. Burada geri görüş kablomuz var. Onu ben hemen alıp geleyim. Bu da geri görüş kamerasının kablosu arkadaşlar. Onu da yerine takalım. Bu geri görüş kamerasında anlatmam gereken bir şey var arkadaşlar. Bu geri görüş kamerasında şu kameranın soketini alalım. Kameranın soketini buraya bağladık. Burada sinyal ucu var arkadaşlar. Aracımız CAN bus modülü üzerinden geri vitesi okuduğu için bizim arka stop lambasında arka geri vites lambasından sinyal almamıza gerek yok. O yüzden bu tarz montajlarda hani CAN bus üzerinden okuyan araçlarda siz bunu şey olarak da bakabilirsiniz. Ben cihazda şu kahverengi kablonun olduğu için belli olduğu için direkt buraya bağlayacağım. Bu CAN bus modülü arkadaşlar anlatayım mı size? Geri vitese takıldığında binary kodlarla aracın beyninden geri vitese takıldığını okuyor. Daha sonra şuradaki kabloya 12 volt vererek cihazın anlamasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu 12 voltu eğer CAN bus üzerinden alamasaydık biz arka taraftaki geri vites lambası üzerinden sinyal alıp teybe verecektik. Şimdi öyle bir hani artımız olduğu için biz bu kabloyu şuradan sıyırıyoruz. Kabloyu buradan sıyırıyoruz. Arka geri görüş kamerasından sinyal almadığımız için stoptan biz arka kameraya 12 volt elektrik vereceğiz buradan arkadaşlar. Hem cihazımız geri vitese geçtiğini anlayacak. O anda da arkadaki kameramıza elektrik gidecek arkadaşlar. Hani geri vites lambasının herhangi bir montaj
bağlantı aramadan bu şekilde bağlantıyı çözeceğiz. Bu şekilde bağlantıyı çözeceğiz arkadaşlar. Tekrar videoyu beğenip hani yorum yazarsanız, kanala abone olursanız desteğiniz için teşekkür ederim tekrar. Bu şekilde arkadaşlar bu bağlantıyı da yaptık. En son RCA bağlantımız var. Şu RCA çıkışını da buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Bu araçta amfi olmasaydı siz tekrar bu uçlardan amfiyi vereceksiniz. Cihazımızda ayrıca subwoofer çıkışı, AUX ekran çıkışı, harici ses girişleri ve mikrofon çıkışı mevcuttur arkadaşlar. Şu şekilde power kablosunu da takacağız. Ve en son olarak radyo anteni kaldı arkadaşlar. Radyo antenini de taktık. Arkadaşlar burada 3 tane uç var. Radyo için. Radyo için arkadaşlar burada 1, 2, 3 tane uç var. Radyo antenimizi siyah kabloya takacağız arkadaşlar. Siyah olana. Zaten tık diye yerine oturdu. Modüllerimizi arkaya doğru sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Ses gelmeyecek şekilde. Arkada zaten süngerli bir yapısı var. Şu şekilde yerine oturdu arkadaşlar. Montajını yaptık arkadaşlar. Sıkmadan önce bir deneyelim. Evet, cihaz açıldı. Android zaten tabanlı bir cihazımız var. Şu an yükleniyor dedi arkadaşlar. USB takılı olduğu için USB'nin veri tabanını kopyalıyor. Ne kadar video, müzik falan varsa hepsini ilk önce çekiliyor. İlk açıldığı için. Daha sonraki açılıp kapanmalarda bu şekilde olmayacak. Cihazda video dosyası yok dedi arkadaşlar. Menüsü gayet akıcı bir şey var. Şimdi USB kablosunu yerine taktım. Biz test için arkadaşlar Wi-Fi'ye bağlanmıştık. O yüzden direkt Wi-Fi'ye de bağlanacağız. Cihazın ana menüsü bu şekilde arkadaşlar. Uygulamalar menüsüne girdiğinizde diğer aplikasyonlar da burada mevcut. Şu YouTube'a bakabiliriz mesela. YouTube güncelle uygulamaları.
güncel ediyor. Burada hesap açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hesap açmadığımız için güncelleme yapamayacak. Yapmaması gerekiyor hesap açmadığımız için. Neyse, o orada beklesin. Navigasyonu var arkadaşlar. Telefon listesi, aplikasyonlar, AutoLink var. Sonra Google Chrome. Tabii bu da şey istiyor arkadaşlar, oturum açmamızı istiyor. Biz oturum açmadan devam edebiliyoruz burada. Buradan YouTube'u mobilini açıp bu şekilde paylaşımları görebiliyorlar. Şöyle bir video açayım, ondan sonra cihazın eski özelliklerine bakalım. Şunu açabilirim. Tabi oturum açtığında ön bellek çerezleri aldığında cihaz ister istemez daha hızlı olacak. Arkadaşlar mükemmel derecede. Ses çıkışları mükemmel derecede arkadaşlar. Şuradan videolardan da açabiliriz. Başka araç bilgileri, araca bağlanamıyorum diyor şu an, araç açık olmadığı için, çalışmadığı için. Navigasyon özelliği, radyosu, radyo kanalı ayarlı değil şu an, radyo kanalları. Başka Bluetooth'tan müzik dinleyebiliyorsunuz. DSP var arkadaşlar, araç telefon yansıtma var. Ve birçok özel aracın içinde Eagle var. Arkadaşlar şeyde sıkıntı yok. Bir de geri vitesine bakalım. Araba çalışmadığı için geri vitese gelmiyor arkadaşlar. Şey, kontak açık olmadığı için. Aynen şu an tavana döndüğü için arkadaşlar. Tavana döndüğü için geri bir kamerası da çalışıyor. Arkadaşlar montajımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Vidalarını sıkalım. Ondan sonra barajı da kapatıp montajımızı tamamlayalım. Hani çalıştığından şu an emin olduk. Burada 4 adet cıvatası var arkadaşlar.
sıkacağız tekrar. Bunları elle sıkacağız arkadaşlar. Çünkü sağlam yerleri. Yerini takalım. Ve şimdi oturdu. Kontağı açıp vitesi geri alacağız. Arkadaşlar altı gene tık diye zaten yerine oturdu hemen. Alt tarafı tutturduk arkadaşlar. Şimdi buraya geliyor sıra. Kabloları düzgünce yerine yerleştirdik mi? Evet arkadaşlar. Montajımızı tamamladık. Şimdi arka bagajı da biz toparlayacağız. Sizlik bir şey kalmadı yani. Montajını gördünüz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için bizi takip edip beğenirseniz, videolarımızı paylaşırsanız ve hani kanalımıza abone olursanız minnettar kalırım arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.